Evet sevgili izleyenler, siyaset gündeminde yine sizlerle birlikteyiz ve konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Fas'ta Belediye Başkan Adayı Ulvi Süvarioğlu. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yine yoğun bir siyaset devam ediyor. Hakikaten şimdi günlerimizi biz de hesapladığımızda süre de azaldı. Evet, son 15 günümüz. Evet. Dolu dolu. Evet, nasıl geçiyor çalışmalar? Dediğiniz gibi artık son 15 gün olduğu için hem fizik kondisyonumuzun en yüksek noktasına geldik. Hem de ziyaretlerimizi ve diyaloglarımızın tabii ki en son aşamasına geldik. Bugün de sabah 9'dan itibaren hem köylerde hem Fas'ta bazı sivil toplum örgütleri ve ticari birimlerle yaptığımız toplantılar oldu. Buraya gelmeden evvel radyo yayınındaydım. Öyle mi? Şimdi siz de bu yayına çıkıyoruz ve buradan da Altaş TV'de bir yarım saatlik program yapacağız. Dolayısıyla artık biz de son sözlerimizi söylemeye gidiyoruz. Tabii ki bu sizinle de yaptığımız üçüncü program oluyor. Evet. Biraz kendimize alıştık buralara. Yani seçimden sonra biraz program yapmaya devam ederiz. Bu sefer Türkiye gündemiyle ilgili bir takım programlar hem Türkiye yapıyoruz. Gündemi hem sporla ilgili evet. Aslında değerlendirebiliriz. Yani geldiğinizde kapımız her zaman açık. Hafta sonları geldiğimizde. Hadi seçildiğiniz takdirde zaten bu tür şeylerde. Çok teşekkür ederim. Yani zaten müdahale olursanız. Hem sizlere çok teşekkür ederim. Hem de yaklaşık Aralık ayından beri Fatsa, Ordu buraya da çok sık gidip geliyoruz. Hemşehrilerimizin bize gösterdiği gerçekten sıcak bir sevgi ve saygı var. Dolayısıyla bizim de seçim bir tarafa hem Ordu'ya hem Fas'a karşı da ister istemez sorumluluklarımız arttı. Çünkü insanlar size karşılıksız bir sevgi, saygı ve bunu da bir güven ve itimatla yaptığı zaman bunun içten olduğunu, katıksız olduğunu, herhangi yapmacık bir sevgi olmadığını hissettiğiniz zaman ister istemez siz de sorumluluk hissediyorsunuz. Şimdi seçimler ve makamlar gelip geçer. Evet. Ama bu ilişkilerin bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Biz de o sorumluluğu aldık. Bundan sonra hayatımızda Ordu ve Fas'la ilgili artık geri dönüş olmayan bir yola girdik zannediyorum. Umarım bu yolda bize de Tanrı yardımcı olur. Ama gerçekten iş hayatımız nedeniyle uzun dönemdir kendi ekmek paramızı kazandığımız için, İstanbul'da yaşadığımız için tatil amaçlı bayramlarda Selan'a geldiğimiz ilimizde ve ilçemizde bu tür bir gezi yapmanın seçimden öte bize öğrettiği çok fazla şey oldu. Bir de her ne kadar biz tabii ki İstanbul'daki büyük projelerimizde, işlerimizde çok daha üst yapısal işlerle uğraşıyoruz. Burada insanların günlük hayatının ve beklentilerinin ne olduğunu bir fiil yerinde görmüş olduk. Esasında bir Türkiye turunun bir parçasını burada görmüş olduk. Bir de gündem, Türkiye gündemi bizim Aralık ayındaki yerel gündemde gittiğimiz günlerden beri çok değişti. Evet. Hiçbirimizin hesap etmediği, sizlerin de aklından geçmeyen, bizlerin de aklından geçmeyen, belki de gerçekten yerel seçimlerin daha çok yerel projeler, yerel anlatımlar, yerel tartışmalar içerisinde geçeceğini varken gündem sürekli daha makro tartışmalarla geçti. Önce kur, faiz gibi ekonomik hareketlerle başlayan Türkiye gündemi daha sonra ciddi bir siyasi gerginlik gündemine geldi. Ama geçen hafta belki beni de pek çok kişi de etkilemiş olabilir. Etkileyen talihsiz iki tane gencimizin ölüm hadisesi oldu. Burada ister istemez belki biraz umutsuz ve karamsarlık içerisine girebiliyoruz. Türkiye buna benzer dönemleri yaşadı. Ama ben kendi bölgem olan Fas'ta, 12 Eylül öncesi bu tür dönemin en fazla acılarını hem öncesinde hem sonrasında yaşamış bir yer. Biz buralardan gerekli dersleri aldığımızı zannediyorum. Almasaydık eğer zaten bu iki hadiseyi Türkiye'deki ulusal kanallardan izlediğimizde, gerçi ulusal kanalların çoğu da TMSF falan kaynaklı olduğu için ayrıca birazcık tabii artık net olarak göstermiyor, bazı konuları net göstermiyor. Türkiye'de belirli bir grubun seyrettiği birkaç kanal kaldı. Diğer kanallarda maalesef biraz dizi film gibi hep aynı tonda, aynı renkte yayınlar yapmaya başladılar. Ve ne yazık ki bu tabi demokrasinin çok renkliğine de aykırı bir şey ama şu anda yapacak bir şey yok. Zeki ve akıllı olan halkın bunları görmesi ve tercihlerini de buna göre yapması gerekir. Şimdi beni karamsarlığa iten nedir? Ülkeyi yöneten veya yönetilmez bir ülke haline getiren yöneticilerimizin
bu iki gencin ölümünde dahi farklı sıfatlar kullanması, bu genç bedenlerin, yüreklerin ve yitip giden hayata birisine şehit, birisine de terörist demek hiçbirimize bir şey kazandırmaz. Bunlar bu ülkenin çocukları. Ateş düştüğü yere yakar ve nitekim öyle yaktı. Her şeye rağmen siyasinin verdiği demeçlerden ziyade her iki ailenin verdiği, acılı babaların verdiği demeçleri gördüğümüzde Türk halkının neden her şeye rağmen bu ülkede ciddi karmaşalar çıkarmadan yaşadığının en güzel işaretini verdiler. Hala sevgiden, barıştan bizim çocuğumuzun başına geldi, başkasının başına gelmesin. Ve biz bu ülkede bölünmek istemiyoruz. Biz bu ülkede birlikte yaşamak istiyoruz mesajını iki tane yiğit yavrusunu kaybeden baba veriyor. Ve birbirlerini tanımadan da mesajlaşarak adeta topluma bir ders veriyorlar. Biz bu dersi kimlerden almamız lazımdı? Esasında bizi yöneten ve bize bizlere bir baba şefkatiyle, bir büyük edasıyla yaklaşması gereken ister iktidar partisiler olsun, ister muhalefet partisiler olsun bunlardan almamız lazımdı. Oysa halkın verdiği mesajlar çok daha sevgi dolu, bütünleştirici ve yitip giden acılarımıza rağmen acının üzerine mutluluk olmaz ama acımızı biraz hafifletici demeçler veriyorlar. Oysa siyasileri dinlediğimiz zaman bu tür ölüm hadislerinde yürekteki acılarımıza neredeyse biber gazı sıkıyorlar. O biber gazları tenimize ve bedenimize sıkılan değil, yürekteki acılara sıkılan oluyor. Bu çocukların hiçbir günahları yok. Bu yaşlarda bazı toplumsal refleksleri ve demokratik hareketleri göstermeyecekler de ne zaman gösterecekler? Zaten ileride hayatları ciddi sorumluluklarla, ciddi rekabet ortamında, iş güç ortamında geçecek. Anne olacaklar, baba olacaklar, bir sürü sıkıntılarla karşılaşacaklar. Bu yaşlarda bu arkadaşların dünya meseleleriyle, Türkiye meseleleriyle ilgilenmeleri, sosyal hadiselerle ilgilenmeleri hangi yaşlarında olacaklardır? Bunlara çok daha anlayışlı, sevgiyle karşılaşmamız lazım. O nedenle ben her iki evladımızın babasının gösterdiği davranışa, ailelerinin gösterdiği sağduyuya buradan yürekten teşekkür ediyorum. Ve bizim yüreklerinde onlar gibi birleştirici, bütünleştirici olması lazım. Türk halkının genelde, Karadeniz halkının özelde, bölgemizdeki insanların da bu duyguları paylaştığını zaten biz günlük gezilerimizde görüyoruz. Hiç kimse bu hadiselerden provokasyona kapılmadı dikkat ederseniz. Evet. Siyasetçiler ortamı gerdikçe halk ortamı yumuşatıyor. O yüzden Türk halkının ne kadar sağduyulu olduğunu bir kez daha gördük. Şimdi bunu becerebilen, bu krizi yönetebilen halk ben eminim ki 30 Mart'ta demokratik refleksinde sandığa yansıtacaktır. Bize bugüne kadar özellikle İktidar Partisi lideri Sayın Başbakanımızın sürekli olarak demokrasiyi bir sandık rejimi olarak görmesi ve demokrasiyi Ankara'da açılı bir Türkiye Büyük Millet Meclisi ile sandıktan çıkan bir oyların bileşkesi olarak sunması yeterli bir demokrasi tanımıdır. Demokrasi sadece sandık ve meclisin açık olmasından mı kaynaklanan bir rejimdir? Şimdi bunların cevaplarını vermeye bile gerek yok. Evet. Bu kadar sığ bir demokrasi tanımı içerisinde bu kriz dönemini, bu acılı dönemi bu şekilde aşamayız. Eğer bu şekilde aşmayı düşünüyorlarsa bu ipleri çok daha fazla gererler. Henüz kopmamış olan ipleri 30 Mart'ın öncesinde veya sonrasında koparabilirler. Buna çok dikkat etmeliyiz. Bu konuşmam yerel yönetim konuşmasının belki dışına çıktı. Ama bizim ülkemizde bu gerginlik ve bu sıkıntı olduktan sonra bizim yereldeki yapacağımız bir takım hizmetler, maddi koşulların değişmesi, makamların falan bir anlamı kalmıyor. Ülkemizin içerisinde bir yangın varsa biz bunun içerisinde gönül rahatlığıyla yerel hizmetlerimizi de veremeyiz. Ümit ediyorum ki, umuyorum ki birazcık çok net iyimserliklerim olmasa dahi de bundan sonraki süreci daha iyi yönetebiliriz. Burada Cumhurbaşkanı'ndan Başbakanı'na, Muhalefet Partisi liderlerinden, mecliste adı milletin vekili olan her kişiye sağduyu ve akıllı demeçler vermek. Ama onun ötesinde de bu cenaze törenlerinde herkesin muhalefeti liderle yan yana birlikte olması lazım eğer gidilecekse. Birisinin ona gittiği, birisinin buna gittiği şeyler bizi 12 yıl öncesiki ayrıştırmalara götürür. Buna istemiyoruz, buna tahammülümüz yok ve biz sandıkta bunu yapmak isteyenlere de müsaade etmeyeceğiz. Bunu ben halkın olan yaklaşımından görmeye başladım. Ve insanlar artık güvenilir, itimat edebileceği ve arkasını yaslayabileceği insanlara hasret kaldı. Değer yargılarımız değişti. Sadece statü ve parayla gelen güçtün kontrolsüz bir güç olduğunu anladık. Ve toplum sanki adeta yeniden
eski günlerdeki, eski yaşantılarımızdaki ve Türkiye'nin o sıcak ortamındaki ilişki yumaklarını aramaya başladı. Bu henüz kaybolmadı, bunu bulabiliriz. 30 Mart seçimi bu açıdan da halkın siyasilere vereceği bir ders olacaktır. Siyasiler bugün yine bir anket yapsak, güvenilirlik sınavında en son çıkacağından adım kadar eminim. Neden siyaset ve siyasetçi bu kadar güvensizlik veriyor? Hiç bunu sorgulamıyorlar mı? Ve bütün buna rağmen bildikleri yanlışları hala yapmaya neden devam ediyorlar? Neden biz toplumda birbirimizi kucaklayarak yerelinde, genelinde ortak mutabakatla bu ülkede bir şey yapamıyoruz? Dünya ekonomisi büyümüyor. Dünya siyasetinin belirli yerlerinde sıkıntılar var. Türkiye ekonomisinin bu yılki bütçesinde %3-4 büyümeden bahsediliyor. Hepimiz artık ezberledik ki %6-7 büyüme olmadığı müddetçe Türkiye'de iş, aç sorunu çözemiyorsunuz. Biz şimdi yerel yönetimde Türkiye'nin geneli kötüye giderken seçimi kazansak, o kötü ekonominin, o kötü siyaset ortamı içerisinde neyi ne kadar başarabiliriz? Dolayısıyla ülkemizin mutlaka kendine bir çekidüzen vermesi lazım. Ve 30 Mart seçiminde genel seçim öncesi ülkede yanlış yapan kim ise halkın sandıkta ona bir ihtar vermesi lazım. Bunun zamanı. Şimdi gelelim yerele. Yerele geldiğimiz zaman belki bölgem benim Fas'ta olmakla birlikte biz Ordu'nun büyükşehir sıfatıyla ilk defa yaptığı seçimde bir seçime giriyoruz. Dolayısıyla Ordu Belediyesi'nin kim ve yönetim tarzının ne olacağı da bizim için çok önemli. Evet. Şu andaki çalışmalarımız hem partimiz açısından hem de gözlemlerimiz açısından Ordu'da bir aksilik olmazsa sevgili Seyit kardeşimizin bu seçimi alacağına inanıyoruz. Halkın teveccühünün mevcut CHP'li yerel yönetim başkanımızdan yana olduğunu gittiğimiz yerlerde çok rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Ve burada da bir sıkıntı olacağına inanmıyorum. Şimdi bu anlamda artık Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerinde de aynı partiden, aynı lisanı konuşan ve aynı koordinasyonu sağlayan adaylara da halkın teveccüh göstermesi lazım. Bu gibi yerel siyasette zaman zaman kendilerince politik taktikler ve stratejiler uygulayabilen yerel siyasetçiler oluyor. Bunlar bana göre sığ siyaset şeyleri. Örneğin ilde buna verelim, ilçede buna verelim, köyde şunu seçelim, burada bunu seçelim. Şimdi bu bir bütünün parçalarını ayıramayız. Dolayısıyla seçmen kararını net vermelidir. İlle ilçe yönetimlerindeki partileri bana göre farklı yapmamalıdır. Hele büyükşehir belediyesi olan yerlerde bunun mümkün olduğunca aynı partilerden olması lazımdır. Çünkü büyükşehir mevzuatı çerçevesi içerisinde alttan yukarıya, yukarıdan aşağı, yani ta muhtarlardan, meclislerden, ilçe belediyelerine ve oralardan il belediyelerine kadar uzanan bir koordinasyonu, ortak bir mutabakatı sağlamamız lazım. Bunların farklı insanları konuşan, farklı duygulardan ve farklı görüşten gelen insanlarla bu mutabakatın sağlanması bana göre mümkün değil. O nedenle seçmenin burada dikkatli olması lazım. Bu çok önemli noktalardan biri. İkincisi, çok doğal olarak genel siyasetin gündeminin bu şekilde değişmesinden dolayı yerelde yapacağımız bir takım projeler birazcık göz ardı edilmeye başlandı. Ben dikkat ediyorum, kanallardaki konuşan aday arkadaşlarımızın proje diye sundukları pek çok şey aynı zamanda da belediyelerin yapması gereken vazife ve selahiyetleriyle ilgili. Şimdi bunlar proje değil. Yani ben tertemiz bir şehir yapacağım demek bir proje değil. Bu şehirde hiçbir gürültü olmayacak demek bir proje değil. Şehrin çöpünü çok iyi toplayacağım falan demek proje değil. Biz şehrin yaşantısında hem sosyal anlamda, hem ekonomik anlamda, hem imari anlamda köktenli gibi değişiklikler yapacağız. Proje bir kökten değişiklik gerektirir. Biz tamirat, tadilat projesi yapmaya gelmiyoruz. Hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda. Biz olmayan bir şey yaratmalıyız. Bu anlamda ben projelerim içerisinde geçen programda başlamıştım. Belki bir iki tanesi tekrar mahiyetine girecek ama benim için çok önem arz eden Fas'ta'nın ki Seyit Başkan'la birlikte bu projeleri koordine olarak yaptığımızda özellikle en çok dikkat çeken şimdi Seyit Torun'un, Sayın Seyit Torun'un da projesini açıkladığında bizim de dikkatimizi çekmişti Marina. Ki zaten kendi söylemi sizinle birlikte yürütüleceği bir şey olduğunu da belirtmişti. Tabii bizim ilgimizi çekti. Aslında bunun üzerinde ister istemez duruyoruz. Sizin de uzmanlık alanınız olduğu tabii için. Ki,
Tabii ki. Yani oradan başlarsak belki ben şimdi onu izleyenleri de birebir ilgilendirecek. Doğrudur. Şimdi Seyit Başkan'la o günkü sunumumuzda şunu yaptık. Zaten az evvel dedim ya, ildeki seçeceğimiz yönetici ve partiyle ilçedekinin aynı olmasında fayda var. Çünkü biz Seyit Başkan'la aynı lisanı konuşuyoruz. Hatta bazen konuşmadan göz göze anlaşabiliriz. Şimdi bu anlamda örneğin bizim projelerimiz içerisindeki olan marina projesi benim uzmanlık alanıma girebilir. Yarın büyükşehir belediye sınırları içerisinde buna ilaveten benzer bir proje yaptığımızda ben oradaki uzmanlığımı ve bilgilerimi arkadaşlarımla paylaşmam lazım. O zaman ikinci marina projesinin maliyeti azalacaktır, verimliliği ve faydası artacaktır. Aynı şekilde bugün ordunun en önemli ve en keyifli projelerinden biri olan teleferik projesini biz Fas'ta Çullu Tepesi için konuştuk. Orada tabii ki Seyit Başkanımın know-how'ını, bilgilerini ve görgülerini paylaşacağız. Zaten büyükşehir demek bu. Biz orduyla bu işleri birlikte yapmak durumundayız. Dolayısıyla Seyit Başkan gibi hem aydın, hem kolay iletişim kurabileceğimiz, hem de benzer duygu ve ortak aklı paylaştığımız birisiyle çalışmaktan çok baştan beri onur ve gurur duyuyoruz. Bundan sonra da birlikteliğimiz devam edecektir. Şunu da söylemek istiyorum. Bizim artık Fas'ta ve orduyla olan bağımız bu seçimle artık bu saatten sonra sınırlı kalmaz. İster istemez bir yola girdik. Bu yolun içerisinde artık ordu ve Fas'ta için bilgimizin, görgümüzün, elimizin uzanabildiği her yerde destek olmak zorundayız. Çünkü bizi kucaklayan bu halk, sen makam sevdalı mısıydın ki geldin artık bize desteğini çektin, sizin buradaki manevi varlığınız bile bizim için bir güçtür dediği zaman biz o sokaklarda yürüyemeyiz. Şimdi sorumluluğumuz artıyor. Evet. Bu seçimlere girdiğimizde bir kazanç kayıp hadisesi dışında gerçekten aldığımızı buralara vereceksek geri dönüşü olmayan bir yoldayız. Yani onu demek istiyorum. Bu açıdan hem orduda hem Fas'ta ben elimden gelen her türlü bilgi ve görgümü bundan sonraki dönemlerde herhangi bir makama bağlı olmaksızın yapacağız. Yani sadece bu... sadece bu anlamda değil, hiçbir siyasi görüş farkı gözetmekte yapmamız lazım. Bu bölgemizin ortak kalkınması için gereklidir. Karadeniz bölgesi hep söylerim milli gelirden en az pay alan ülkelerden biridir. Bölgelerden biridir. Ve her şeye rağmen biz ne projeler yaparsak yapalım, halkla temasa geçtiğimizde bizden istenen şeyler aşağı yukarı ilk 3-5 madde bellidir. Belirli altyapının halk tarafından tedarik edilmesi ki bu halkımızın esasında ne kadar da kanaatkar olduğunu gösterir. Halbuki ben beklentilerin çok daha yüksek olmasını isterim. Neden? Sizi yönettiğiniz halk sizden büyük beklentiler içerisinde olursa siz de kendinizi büyük projelere zorlamak zorunda kalırsınız. Şimdi benim için Fas'ta yapılan en önemli yorumlardan biri, ya Ulu Bey'in bilgisi görgüsüyle bize acaba birkaç numara büyük mü geliyor gibi bir imaj yaratılıyor. Bu imajdan hem mutluyum hem de mutsuzum. Mutluluğum şundan dolayı, evet bizim ve bilgimiz ve görgümüzün burada kullanabileceğimiz çok şey var. Ama bunu olumluya çevirmek için de ben de diyorum ki siz Fas'ta ve Fas'talar madem bizim bilgimizden görgümüzün büyüklüğünü, hakkını bize teslim ediyorsunuz, artık kendinizin büyük liderlere, büyük projelere ve büyük düşünmeye de layık olduğunuzu geçin. Lütfen bir silkinin. Gelin artık küçük şeylerle uğraşmayalım. Büyüğü hayal edelim. Türkiye'de 12 Eylül'den sonraki o sıkıntılı dönemlerden sonra Turgut Özal Bey'in ilk rahmetlinin geldiği dönemi hatırlayın. O zaman başka partinin iktidar olması beklenirken birden bir parti ortaya çıktı. Neden çıktı? O dönemdeki Sayın Özal'ın söylediği büyük projelerden ve yapamazsın, edemezsin edaların içerisinde yaptığı projelerden dolayı çıktı. Dolayısıyla biz hayal görmeyiz. Biz yapamayacağımız hiçbir şeyi konuşamayız. Çünkü biz onları zaten yaptık. İnsanlar bizim geçmişte ne yaptığımıza baktığı zaman bunları yapacak bunu konusunda yok. Şimdi izleyenlerimiz belki bilmiyor olabilirler. Evet. Yani uzak olabilir. Yani sizin o CV'nizdeki birkaç şeyden de bahsedelim. Yaptığınız görevlerden de bahsedelim. Çünkü bu aslında belki burada hani sürekli söylemek gereksiz ama yani bilmeyenlerin olduğunu düşünerek bunlardan bahsetmek gerektiğini de düşünüyorum. Doğru. Belki de haftada bir program yaptığımız için özgeçmişimizden yine de bahsetmekte fayda var. Biz bu projelerin bir kısmında tabii ki geçmiş iş yaşantımızdaki bilgileri ve görgüleri getirmek zorundayız. Örneğin buradaki marina projesi hem deniz, dünyada deniz kenarında olan ülkelerin en büyük zenginliğidir. Bu zenginliğimizi bugüne kadar kullanamamışız.
Ama denize yapılan yatırım kolay bir yatırım değildir. Bizim de bu yatırımlar konusunda şu anda ben Deniz Çağrısı Marina Komitesi'ndeyim iki dönemden beri. Dolayısıyla Türkiye'deki bütün marinaların hem teknik anlamda hem de kendimizin marinasının, şimdi elimizde bir yapacağımız bir mega yat projemiz var. 30 ve 40 metre üstü yatların barınması ve buna bağlı ticari altyapının kurulması üzerine ki yaklaşık 200 dönüme yakın bir deniz dolgusu alanı üzerine bunu yapmak zorundasınız. Bu da herhalde şu an Türkiye'deki en büyük ne olacak? Evet. Evet. Bir de sizin şimdi atlıyoruz ama yine bahsettiğiniz bir şey vardı. Dediniz ben hiç zaten hep sorunlu projelerde evet. ya da sorunlu dönemlerde birçok şirkette göreve evet. getirildim. Evet. Aslında ona da değinmek lazım. Tabii o da şuydu sizle o konuşmamızda yaptığımız. Şimdi bizim tarzımızdaki yöneticilerin genellikle bulunduğumuz büyük holdingler içerisinde nerede bir boşluk, nerede bir faaliyeti daha pozitif yere götürmek ve güç koşulları içerisinde yapılacak yatırım varsa bize bu görevler verildi. Bu bizi olgunlaştırdı, geliştirdi. Şimdi bugünkü siyasetteki deyimiyle bazıları ya ben ustalık dönemime yeni geldim. Bana bir dönem daha lütfen görev ve yetki verir misiniz? Biz bu anlamda ustalık dönemimizi çoktan bitirdik. Ben şu anda ustalık döneminde değil, üstatlık dönemindeyim. Dolayısıyla benim yapacağım projeler sadece görselliğiyle ve maddi koşullarla değil, projelerin ruhu itibariyle de insanların yüzünü güldürecek ve hayat tarzını değiştirecek projelerdir. Bir şehirdeki yaşayan insanın mutlu olabilmesi için o şehrin saat mevhumunun ortadan kalkması lazım. Yani 24 saat içinde o şehirlerde hayatın devam eden şehirler olması lazım. Bütün dünyadaki büyük şehirlere gittiğimizde, başında büyük kelimesi olması anlamında değil, gerçekten evet. büyük şehirlere gittiğimizde, metropollere gittiğimizde nüfusu fazla olmayabilir. Yine tarihi açıdan, sanatsal açıdan, sportif açıdan bir takım yurt dışı seyahatlere gittiğimizde bu şehirlerin tamamında tek bir şey tespit ediyoruz. O şehirlerde medeniyet var, canlı bir hayat var, insanların herhangi bir saatte aklına gelebildiği, hobi olarak, iş olarak, keyif olarak yapabileceği mutlaka bir şey var. Şimdi böyle olduğu zaman şehir yaşıyor. Ve 24 saati yaşatan bir şehrin ekonomisi ister istemez büyüyor. Ekonomisi büyüdüğü zaman ortaya yeni iş alanları ve iş istihdamları çıkıyor. Bu bir sarmal olarak birbirini sinerji katarak dönen bir dolgudur. Ben bu anlamda Fas'taki özellikle üniversite, marina ve belediyemizin içerisinde kuracağımız iktisadi teşekküller ve Fas'taki şimdi genç iş adamlarıyla görüştüğüm zaman onlardan da alabileceğimi umduğum belirli cesaretle birlikte çok modelli şirketleri de kurarak Fas'ın hem ekonomik hem sosyal hayatta ciddi canlandırma yapacağız. Ben bunu konuştuğum zaman Fas'ta şunu gözlemledim. Tabii ki sivil toplum örgütleri ve iş adamı dernekleri toplantımız oluyor. Oradaki arkadaşlarımızın gerçekten bu konuda umduğumdan çok daha fazla bilgisi olduğunu, istekli olduklarını, dünyaya en az bizim kadar takip ettiklerini, peki o zaman eksikleri ne derseniz, bunları bir araya getirebilecek güvenilir bir yönetici ve güce ihtiyaç var. İşte ben de abiler olarak, tecrübeli bir abiler olarak, bugüne kadar attığı imzaların hiçbiri boşa gitmemiş bir abiler olarak, o boşluğu tamamlayarak biz o arkadaşlarla çok ciddi işler yaparız demiyorum. Yeni nesildeki Fas'taki gördüğüm iş adamı arkadaşlarımdan çok umutlu ve mutlu gördüm. Ve onları belki yeni tanıdım ama o arkadaşların bir kısmıyla hislerim ve sezgilerim kuvvetlidir. Mutlaka bu bölgede değil sadece Türkiye'de bazı projelerde birlikte imza atabileceğimizi hissettim. Bunları mutlaka hayata geçirebileceğimize de inancım var. Bunun yanında yine Seyit Başkan'la birlikte ordunun genelinde de ordunun bir turizm, spor, sanat ve kültür şehri olması anlamındaki yansımalarını Fas'ta taşıdığımızı da ben Fas'ta özellikle spor organizasyonunda Fas'ta spor organizasyonunun sadece futbol branşıyla değil voleybol, basketbol ve bunun yanında da engellilerin sportif faaliyetleriyle ilgili bir spor kulübü haline dönüştüreceğim. Bununla ilgili de tecrübeniz de var. Bununla ilgili çok ciddi tecrübelerim var. Bu saydığım bütün branşların hepsinde yöneticilik yaptım. Bu branşların transferinden soyunma odasına kadar her yerinde bulundum ve çok güç koşullarda bunları yaptım. Galatasaray'dayken rahmetli Özcan Aydın zamanında kapatılmış voleybol ve basketbol şubelerini açarak bu tecrübeleri yaşadım. Daha sonra Çaykur Rizespor'un şirketleşmesini ben yaptım. En kritik döneminde trilyonlarca lira, 22 trilyon lira borcu varken o şirketleşme modelini yaptım ve oradaki tesislerin yapımının projelerinde bulundum. Ve
Fatsa Spor'un da 3. ligdeyken bir dönem başkanlığını yapmıştım. Şimdi nasıl Ordu Spor'un burada tekrar Süper Lig'e dönmesi için heyecanlı bir bekleyiş varken biz de Fatsa'da artık amatörlüğün üzerinde sektör haline gelen bu spor branşlarında bir sektör yaratmalıyız. Eğer bunu yarattığımız zaman, bakın Fatsa'da şu anda kültür ve sergi sarayı var, spor salonları var ama bunların içerisinde isimlerine ve yapılış amaçlarına uygun ciddi faaliyet yok. Şimdi o zaman bunları niye yaptık? Eğer biz o kültür ve sarayın içerisinde sinema festivalleri, sergilerimizi, galalarımızı, tiyatro galalarımızı yapamazsak, biz oraları yarın öbür gün küçük bir düşünceyle nikah salonları ve sünnet sarayları gibi kullanırız. O zaman bunun adına kültür ve sanat sarayı demek yakışmaz. Ve o zaman o maliyette bir bina yapmaya gerek yok. Belki çok daha farklı bir şey yapmak. O fonksiyona ait bir şey yapmak lazım. Artık bizim büyük düşüncemi ve her şeyi aslına uygun olarak yapmamız gerekiyor. Bunun için de kararlı, inatçı, bilgili ve taviz vermeyen yöneticiler gerekiyor. Ben iş hayatında taviz vermem. İş hayatımızda özel hayatımızı karıştırmamak lazım. Biz özel hayatımızda arkadaşlar birbirimize bir takım jestler yapabiliriz ama iş hayatı jest yapmayı kaldırmaz. İş hayatının kurallarının dışına çıktığınız zaman sizi altına alır ve başarısız olursunuz. Sonra onun altından da kalkamazsınız. O işimizi iyi yapıp, o hizmetimizi iyi yaptıktan sonra kendimize kalan zamanı çok daha keyifli geçirebiliriz. Yine bizim projelerimiz anlamında biraz hızlı konuşalım. Çünkü bundan sonra bir programımız daha olacak. Projelerimizi anlatmak istiyorum. Hep gündemden evet, bunları evet. Anlatamadım. Sporla birlikte genelde Karadeniz bölgesinin ciddi bir imar kirliliği, hatta çevre kirliliği var. Ben şu anda Fas'taki oturduğum evde biraz yüksek bir yerde, sabahları camı açtığım zaman soğuk havalarda içeriye çok ciddi kömür kirliliği dolan bir hava soluyoruz. Hatta mesela bu akşam gelirken de Fas'ta dükkandan çıkan birkaç genç beğeni gördüm. Hepsi ellerini burnuna takarak sokaklardan çıktı. Oysa biz aklımıza Karadeniz, Fas'ta, Ordu, Perşembe, Ünye geldiği zaman ya deniz kenarındadır, temiz havası, bol gıdası, organik besini olur diye düşünüyorlar bizim bu şehrimizi ve bu bölgemizi bilmeyen arkadaşlarımız. Biz İstanbul'a gittiğimiz zaman ya Ulu bizi de Karadeniz'e götür, oralarda kim bilir şimdi ne güzel otlar vardır, tertemiz mis gibi hava vardır diyorlar. Ben bazen buranın havasının öyle olmadığını bu gelişimde özellikle gördüm. İşte bunlar bile yerel yönetimin yapması gereken işlerdir. Siz bu bölgede satılan kömürü, enerjiyi, onu bunu denetleyeceksiniz. Bunların satışlarına yeri geldiğinde elinizdeki yasalarla birlikte engel olacaksınız. Sizin olamadığınız bir şey varsa diğer kamu kuruluşlarıyla birlikte ortaklaşa bu işleri yapacaksınız. Ha. Bu arada belki şu sıkıntı olabilir. Maalesef Türkiye'nin yine gündeminden dolayı çok sık bugünlerde mevzuat ve yasa değişmesinden dolayı, Ankara'nın her şeyi tek elde toplamaya çalışmasından dolayı mevzuatlarda ve yasalarda da bir yasaya bir mevzuata tam alışken mevzuat yasa değişiyor. Pek çok devlet görevlisi alıştığımız tarzından, tavrından mutlu olduğumuz bürokratlar dahi şehirlerine artık bir şey veremez hale geliyorlar. Çünkü onlar da şaşkınlar bazı konular açısından. Bu hukuka mevzuatı olan değişiklikleri de artık Ankara yönetimlerinin birazcık dikkat etmesi lazım. Bunlar sadece onların düşündüğü gibi ben yaptım oldu olmuyor. Bulunduğumuz şehirlerde günlük hayatlarımızı çok ciddi etkiliyor. Belirli karar alma mekanizmaları bu yasa değişiklikleri karşısında hata yapmamak için hiçbir iş yapmamaya başladılar. Halbuki iş yaparsa ufak tefek hatalı olur. Ama bir hafta evvel bir mevzuata göre verdiğim bir ceza 15 gün sonra ortada olmayabiliyor. Bu yine Türkiye'nin gündemdeki sorunlardan biri. İsterseniz bir tane mesaj okuyalım. Tabii. Arkasından devam edelim. Keşke Fas halkı merak etse özgeçmişinizi araştırıp o geniş vizyonunuzu görebilse, Fas'a gelebilecek en güzel değersizsiniz demişler. Çok teşekkür ederim. İsim de verirlerse aslında sevinirdik. Sayın Başkanım, Allah'ın izniyle belediye başkanı olduğunuzda iş hayatınıza devam edecek misiniz? Eren Yurttaş göndermiş. Tabii yani, mümkün değil tabii yani, ki. Evet, yani arkadaşımız keşke öyle bir şey mümkün olsa da 3-5 yükü birlikte taşıyabilsek. Ben çalışmayı seven birisiyim ama mümkün değil. Bizim böyle bir göreve soyunduk. Yaşınızı söylediğimizde izleyenlerle paylaşıyoruz dönem dönem. Bugün yeni üyedeydik. Evet. Paylaşıyoruz. Yaşınızı söylediğimde inanmıyorlar. O kadar. Yani çok genç gösterdiğinizi özellikle belirtmiş olalım. Çok teşekkür ederim. İsterseniz yaşınızı söylemeyelim. Madem genç gösteriyorsun. Söylemeyelim yaşımızı.
Zaten gerçekten belki yuvarlak bir laf olacak ama yaşlar önemli değil, neler yaşadıklarımız önemli. Yaşımız çok değil ama yaşadıklarımız çok, tecrübelerimiz çok fazla. Az evvel söylediğim bir espri değildi. Ben ustalık döneminde değil, üstatlık dönemindeyim artık. Evet. Bizim bu saatten sonra herhangi bir hata yapma olasılığımız, yanlış yapma olasılığımız az. İnsanız tabii ki. Mutlaka olacak bir şey ama oranı en az olacak yönetici tipi benim. Biz çünkü yıllarımızı verdik bu işe. O nedenle zaten böyle görevlere talip oluruz. Diyoruz ki bizim artık bu yaştan sonra kendi adımızın da anılacağı bir takım eserlerin olması lazım. Bir şehre gittiğimiz zaman isimleriyle anılan meydanlar var, isimleriyle anılan müzeler var, isimleriyle anılan özel binalar var. Bakın bugün Fas'ta ve Ordu'yu çok iyi bilmiyorum tabii ama Fas'ta ben Fas'ta'nın yetiştirdiği değerlerle anılan hiçbir isimde hiçbir şey yok. Ben kendi adımın bu bir fani birisi olarak olmadığım zaman ya bunu şu tarihte buradan böyle bir adam geçmişti. Bunu o yaptı ve 100 yıldan beri Fas'ta bu işten faydalanır denilebilecek bir şey bıraktığımız zaman eğer gerçekten birileri tabii ki olmadığımız zaman mekanı cennet olsun diye biz o zaman cennetteyiz demektir zaten. Evet. Çünkü insana yapılan her türlü hizmet esasında bana göre ibadetin en yüce katıdır. Bir insanı mutlu etmek yapılabilecek en önemli ayıdır. Hepimizin inançları vardır ama inançların içerisini biraz daha felsefi ve derin boyutlarıyla konuştuğumuzda esasında insanın zaten enerjisi bitmiyor o zaman. Bir şey yaptığınız zaman kendinizde yeni bir enerji buluyorsunuz. Hele yaptığınız işlerden dolayı hiç ummadığınız kişiler sizi kucaklayıp bir de teşekkür ediyorsa diyorsunuz ki benim galiba tekrar oturmamam lazım, yeni bir şey daha yapmam gerekiyor. Peki, diyorsunuz. Bu böyle bir tetikleme yani, mekanizması. Siyasette yani ciddi anlamda ilk adımınız bu muydu? Daha önce hiç herhangi bir şey ben vardı. Siyasetin içerisinde daha evvelden daha makro seviyede bulundum. Yani bir danışmanlık seviyesinde olmadı. Adaylığım benim Kadıköy bölgesinde olduğu bir dönemde. Bu anlamdaki bir hazırlıklı adaylık değildi. Yine o danışmanlık, siyasi danışmanlık yaptığım dönemde birazcık olmak durumunda kaldığım bir adaydı. O da az evvel söyledim ya, bize meslek hayatımızda hep belirli zorlu projelere bir ihtiyaç olduğu zaman gel bizimle ol denildiğinde orada burada olmalısın denildi. Biz durumdan vazife çıkardık. Öyle bir laf vardı, durumdan vazife çıkarmak diyor ki durumdan vazife çıkardık. Ama benim gerçek anlamdaki hazırlıklı planlı adaydım ilk defa bu dönemde oluyor. Şöyle de düşündüm birazcık. O söylediğimiz dönemlerdeki yaşımız ve tecrübemizle şimdikinin arasında da yaklaşık 15-20 senelik bir fark var. O nedenle ben o zaman ustaydım, şimdi üstad oldum diyorum. Şimdi Fas'a önemli değil. Ben Türkiye'nin içerisinde bu topraklar için, bu vatan için nerede ne bir görev olursa yaparım. Bizim aile geleneğimizde de vardı. Yani bizim ailemizde zaten özel sektörde çalışan tek kişi benim. Herkes devlete hizmet etmiştir bir şekilde. Burası tabii ki kendi doğduğumuz topraklar. Buralarda bir şey yapmamızın bize manevi anlamı daha fazla olabilir ama esasında hepimiz insan olarak bu ülkenin neresinde bir şey yapıyorsak büyük bir mutluluktur. Evet. Peki kazandığınız takdirde zaten buradasınız. Evet. Artık ciddi bir başlangıç olacak. Peki kaybettiğiniz takdirde siyaseti bırakacak mısınız? Yoksa devam edecek misiniz? Herhangi bir yerde veya bir şekilde. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben hayatımın geleceğini hiçbir zaman çok ciddi anlamda böyle bazı insanlar vardır çünkü her şeyini deftere not alır, kitabına yazar. Dur 5 sene sonra şunu yapacağım, 3 sene sonra bunu yapacağım, 2 sene sonra baba olacağım, 3 sene sonra müdür olacağım. Ben bu planlamaları kendimle ilgili yapmam. Ben bu planlamaları genellikle başkalarıyla ilgili yapalım sorumluluğumdan dolayı. Çünkü ben şuna güvenirim. Ben işimi iyi yapıyorsam, işimi ahlaklı yapıyorsam, işimi dürüst yapıyorsam, buna bilgimi, görgümü, heyecanımı, duygularımı katıyorsam ve bunu yaparken de her türlü imkanı en verimli şekilde kullanıyorsam benim bu ülkede herhangi bir dönemde, hangi makamda olursa olsun planlamama gerek yok. Benim önüme geleceği kaçınılmaz bir şeydir. Siz niyetiniz var ise ve bu niyetinizde, bilginizde, görgünüzde iyi yoğuruyorsanız ismine siyaset diyelim, ismine özel sektör diyelim, genel sektör mutlaka bir işimiz olacak. Ama ben bu saatten sonra siyasetin içerisinde
artık bir şekilde bunun şeyi bulaştı derler. Aynen öyle. Onu ben diyecektim. O nasıl, bu virüs evet. Bulaştı. Bu hastalık bulaşmış oldu, bulaştı. Siyasetin içerisinde olmayı düşünüyorum. Burası bizim için kendi şehrimiz olması anlamında sağlam zeminde bir girişti. Fas'ta da olur, Ordu'da olur, Türkiye'nin herhangi bir yerinde olur. Çünkü bu ülkeye hizmet etmem gerektiği kanaatindeyim. Ve bilgimi, görgümü artık bu saatten sonra özel sektörün dışına taşıyarak Türkiye'ye çok daha geniş anlamda hizmet etmem gerektiği kanaatindeyim. Bu anlamda da çevremden ve insanlardan da ciddi destek görüyorum. Bu manevi anlamda tabii ki. Evet. Çünkü maddi destekler sizleri başka borçlara sürükler. Bizim bu işi layıkıyla yapabileceğimiz konusunda çok şükür ki hiç kimse olumsuz bir fikir beyan etmedi. Tam tersine Ulvi bu yola girmişken sen bu işle başarısın. Hadi denildi. Şimdi bu insanı motive eden bir şey. Tanımadığım ben şimdi Fas'ta özellikle genç arkadaşlarım bana gelerek gittiğimiz yerlerde benimle bazı şeyleri paylaştığını gördükçe gerçekten çok mutlu oluyorum. Neden? Ya diyorum, bu insana öyle bir sorumluluk getiriyor ki benim bunların için yapmam gereken bir şey var duygusunu getiriyor. İşte o duygu şimdi gün geçtikçe bizim üzerimize bir sorumluluk ve ağırlık verdi. Biz bunun altından kalkarız. Bundan hiç korkmayız. Bize yeter ki insanlar isteklerini çok net ve şeffaf şekilde söyleyebilsin. Çünkü toplumumuzda bir sıkıntı daha var iletişim açısından. İnsanlarımız duygu ve düşüncelerini iyi ifade edemiyorlar. Mümkün olduğu kadar siyasi kişiler ve kişiliklerle temaslarında birazcık çekingenler. Halbuki siyasetin ve demokrasinin temeli halk. Bunların bizden taleplerinin çok daha üst düzeyde olması lazım. Ve bizlerin de bunların hepsini yanıtlama, cevap verebilme gibi de bir sorumluluğumuz var. Ben istiyorum ki bizimle birlikte oldukları yerlerde ciddi sorular sorsunlar. Bu konuştuğumuz projelerin içerisindeki bilgilerini, görgülerini paylaşsınlar. Ama şuna da umuyorum ki biz o mevkilere, o sorumlulukla geldiğimizde Fas'taki gençlerimiz, kadınlarımız, iş adamlarımız hepsi kendi içerisinden çıktıkları birisinin olduğumuzu artık kavradılar. Biz tabii Fas'ın dışında uzun yıllar yaşadığımız için işimiz gereği 8-10 bin kendi nüfusu buradan çıktık. Şimdi 75 bin seçmeni olan, 100 binin nüfusu aşkın olan bir yere geliyorsunuz. Ama ben orada birazcık da espriyle karıştım ki ya biz öz Faslalıyız. Çünkü bizim olduğumuz dönemde şimdi Faslı'da olanların çoğu zaten hem yaş olarak hem de bulundukları daha yüksek yerler itibariyle yoklardı ama şehirleşme bu zaten. İstanbul'un nüfusu da böyle. Şimdi İstanbul'da İstanbul'u diyebileceğimiz gerçek anlamda kaç kişi var? O yüzden hemşehrilik edebiyatı bizde hep vardır. Nerelisin kardeşim diye sorulur ilk tanıştığında. Aslında İstanbul'da herkes herkese soruyor. Yani herkes ilk karşılaştığın kişi nerelisin dersin. Hemen bir hemşehrilik edebiyatı vardır. Bir de askerde vardır bu biliyorsunuz çok fazla. Şimdi İstanbul'da siyaset yapan insanlar İstanbul'daki seçmenin şeyine baktığı zaman çok enteresan ki Ordu ve Giresun ilk dördün içerisinde her zaman. İstanbul'a verdiği göç açısından. Oradaki seçmen sayısına baktığımız zaman. Şimdi demek ki Ordu en fazla verenlerden biri olduğuna, İstanbul'da en fazla seçmen bulunan illerden biri olduğuna göre bunun çok tabii sonucu değil mi? Evet. Buranın ekonomisi ve büyüklüğü buradaki yetiştirdiği nüfusa kafi gelmemiş. Buradaki insanlar hiç kimse oraya Boğaz'ı seyretmeye gitmedi herhalde. Bir takım ekmek parası için oraya gitti. Tabii arada Boğaz'ı seyrettikleri oluyordur. Tabii ki yorulduktan sonra iyidir Boğaz'ı seyretmek evet. Lazım. Ama bizim de burada işte güzel denizimiz var. Ama bakın projelerimiz arasında var. Seyit Başkanı da var, ben de var. Biz Ordu, Ünye, Perşembe, Vona gibi giderken çok doğal koyları bile olan yerlerde deniz taşımacılığı yapmamışız bugüne kadar. Evet. Yalıköy'de geçen hafta bir restorana gittim. Şimdi buradan çıkınca İstanbul'dan misafirlerim var. Yine oraya gideceğim. Birazcık geçen seneye göre ticari şeyini zayıf gördüm. Mutlaka işletmeci onu itiraf edemez. Kendisinin hataları vardır mutlaka ama dedim ki neden geçen seneye göre daha az insanla karşılaşıyorum geldiğim zaman buraya dedim. Ya işte daha bir yani burada insanlar gece dönüşünde sorun olabiliyor. İşte yolda trafik denetimi oluyor. Tabii ki insanlar biraz daha yakın yerlere. Ha bunun dedim çözümü var. Bak oturduğun yerden Fas'ın ışıkları elinde tutacakmış gibi.
Pırıl pırıl deniz var, üzerine yakamozlar düşmüş, mehtap var, ay var. Sen orada yemeğini yemişsin. Deniz ulaşımı yoluyla, hele de Mayıs, Haziran, Temmuz, Eylül gibi aylarda en keyifli aylarda gitmemiz, moral motivasyon açısından, ticaret açısından keyif. Bundan daha mutlu olur. Örnek olarak şey vermek isterim. İstanbul'da Boğaz'ı vapurla, arabayla geçmek. Evet. Trafiği biz gittiğimiz dönemde köprüde trafik bekleye bekleye ve stresle geçerken tabii keşfettik vapuru. Vapura biniyorduk. Tabii çıkıyorduk. Hı-hı. Ne güzel Boğaz izleyiz diye geçiyorduk ve Hı-hı. stres atıyorduk. Aslında ona benzer bir şey. Yani mesela bu anlamda çok ciddi ve güzel bir yatırımdır Marmara Ray projesi ama evet. Marmara Ray projesine yapılan yatırım kadar İstanbul'daki deniz ulaşımına yapılan bir takım yatırımlar ve şeyler de yapılsa bu trafiğin yükü çok daha da orada hafifler. Çünkü deniz çok büyük bir nimet arkadaşlar. Bütün dünya şeyine baktığımız zaman deniz kenarında olan şehirler ve büyük ırmakların denize ulaşım alanında kullanılan şehirler dünyaların hep önemli finans, ticaret ve medeniyet merkezleri olmuşlardır. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Çünkü deniz ulaşımı her zaman maliyet açısından en makul olanı, aynı zamanda seyir keyfi açısından en keyifli olanıdır. Evet. Yani gemiye binmekten veya denize motora binmekten ve korkan daha fazladır. Fobi olarak bile olsa psikolojik anlamda. Uçağa biniyorum. Bugün uçağa bindiğinizde görürsünüz böyle bazen çok fazla da. Her ne kadar şey oranı çok düşük bir taşımacılıkta olsa. Yine aynı anlamda Seyit arkadaşımızın projelerinde de var. Biz buralarda yayla ve dağ turizmini artırabilmemiz için de kısa mesafeli bir helikopterle ulaşım projesi vardı. Helitaksi projesi vardı. Bunların da bu bölgelerde. Bunlar çünkü esasında çok maliyetli projeler değil. Bunların alımları satımları çok zor işler değil. Ama siz o projeyi uyguladığınız zaman bunun iniş biniş noktalarındaki ticari alanları ve oralardaki yerleşim alanlarını düzgün kurmanız lazım. Bu tek bir şeyle olur. Görgü. Evet. Ve buradaki o görgülü projeyi yapacak kişiyi çok fazla vakit bulsam gel bakalım bu işi seninle yapalım demen lazım. O nedenle de dünyayı gezen, dünyayı gören ve dünyadaki olup bitenleri ben kendi yerime nasıl uygularım diyebilen yönetici tipleri artık bu işlerde başarılı olacaktır. O kadar küçüldü ki dünya, bana göre Türkiye'deki en küçük beldenin belediye başkanı dahi cebindeki karttan 12 taksitle dünyanın her iki tarafına gidebilir, görgüsünü ve bilgisini artırabilir. Gittiği yerlerde bol bol resim çeksin, otursun. Neden oradaki elektrik direği böyle de bizim buradaki böyle değil? Neden oradaki asfaltın şekli öyle de burada değil? Hayattaki en iyi yöntem mukayese yöntemidir. Evet. Yapmış orada adam. Burada çok kafa patlatmamıza gerek yok. Birkaç mesaj daha paylaşalım. Ulu Bey'i özgeçmişini bulabileceğimiz bir internet sayfası var mı? Evet. Bir şey söyleyebilir miyiz buradan? İnternetteki özgeçmişinizi bulabilecekleri. Benim kendi internet sayfamda özgeçmişim tabii çok detaylı olmak üzere yazıyor. Ulu Suvari olarak evet, Google'a yazsalar evet, herhalde yine evet, çıkar. Evet. Yine Sayın Özdemir Fasa'da adaylar arasında gördüğümüz kadarıyla adaylar zengin. Ulvi Suvarioğlu, Mustafa Salih, Hüseyin Anlayan. Diğer partinin adaylarından da durumları belli. Ben halktan biri olarak parası olan kişinin belediye başkanlığını yapacağını sanmıyorum. Oyumuz halktan biri olan iki parti var. Onlardan yana kullanacağız. Tabii o sizin... Tabii ki kişisel tercih. Yani, tabii ki. Zenginlik çok çok göreceli bir kavramdır. Çok mu zenginsiniz? Çok. Hamdolsun geçinebiliyorum ama zenginlik eğer tabii paranın miktarla ilgili bir şeyse öyle bir zenginim yok. Ama hayatımın hiçbir döneminde hep layıkıyla çalıştığım için hiç kimseye muhtaç olmayacak kadar para kazandım. Sevdiklerimi hediye alabilecek kadar para kazandım. Çoluk çocuğumu başkasına muhtaç etmeyecek kadar para kazandım. Hiç kimse gibi için 50 tane, 20 tane, 30 tane gayrimenkullere para yatırmadım. Kazandığım ve profesyonel olarak ve ben hep ücretli çalıştım bugüne kadar. Ücretli kazandığım her parayı insan ilişkilerine, sosyal hayata, bilgiye ve görgüye harcadım. İyi ki de böyle yapmışım. Dünyaya bir daha gelebilme şansım olursa parayı yine aynı şekilde harcarım. Çünkü para dünyayı tanımak, insanlarla iyi iletişim kurabilmek, bilgini ve görgünü artırdığında kendine keyifli bir yaşam sürebilmek için kullanılması gereken bir araçtır, bir amaç değildir. Para için yaşanmaz, iyi yaşamak için para kazanılır. Evet, bu da güzel bir cevap aslında. Şimdi aslında benim üzerinde durmak istediğim marina. Evet.
Seçildiğiniz takdirde Fassa'da marina ne zaman bitecek? Şimdi bu tür yatırımlar proje bittikten sonra yaklaşık 18 ay 24 ay süren yatırımlardır. Yani kaynakları hazırsa ve projenin teknik çalışmaları bittikse. Çünkü lafınızı kesiyorum, çünkü marinayı yapmak demek aslında olayı bitirmek demek değil. Tabii ki. Ama sizin bu işi yaptığınız için oraya gelecek insanların teşviki büyük bir ihtimalle daha kolay olacak. Tabii ki. Yani şimdi şöyle, başkası o işi 24 ayda yapıyorsa biz en fazla 18 ayda yaparız. Başkası o işin kaynağını 12 ayda bulursa biz en fazla 6 ayda buluruz. Yani biz burada bir defa süre açısından herkesten çok daha hızlı hareket edebiliriz. Ama bu tür yatırımlar sadece dolgu alanlarının yapılması 18 ay 24 ay civarında sürebilir. Fakat marina yapmak da dediğiniz gibi marinacılık bitmiyor. Daha sonra marinanın dolgu alanları üzerindeki yaşam alanlarının... Onu açalım aslında. Marina derken şimdi burada marina yok. Evet. Yani çoğumuzla girip bir marina görmemişizdir. Evet. Ekran başında izleyenlerin de onun ne olduğunu anlaması gerekir. Oradaki yaşam alanının ne olduğunu anlaması gerekir. Onu bence biraz açalım. Evet. Eğer unutmazsak, siz de bizi hatırlarsınız, gelecek toplantıdan evvel bir yaşayan marinanın buraya CD'si de koyarız. Aşağı evet, yukarı. Evet. Oradan zaten da bir size bir borcumuz var, evet. Onunla ilgili. Yani oraya onu da koyalım. Şimdi marina dendiği zaman zaten sandal yerine belirli yatların bağlandığı bir görüntü insanların aklına gelecektir. Doğrudur. Biz bunlara punton deniz, puntonlara bağlı. Ama oradan elektriğini, suyunu alır, yat gelir. Her şeyin ihtiyacını orada görebileceği bir bağlama yeri vardır. Dolayısıyla marinanın bir bağlama geliri dediğimiz bir nevi otopark gibi düşünelim. Evet. Yat park geliri vardır. Ama siz onu yapmak için bir dalga kıran ve arkasında da bir denize dolgu alanı yapmanız lazım. Ve deniz dolgu alanları hazinenin malıdır. Dolayısıyla hazineye bunun karşılığında belirli bir ücret ödersiniz. Bu ücrette genellikle Türkiye'deki mevzuat gereği o yapılan bölgenin emlak vergisiyle orantılı bir bedeldir. Dolayısıyla emlak vergisi yüksek olan yerlerde bunun kirası daha yüksektir. Düşük olan yerlerde bu bedel daha düşüktür. Ve ağır sanayi gibi geri dönüş hızı sırf yat çekme hizmetleri ve yat bakım hizmetleri yaparsanız geriye dönüş hızı çok yüksek olan yatırım değildir. Ama bütün esprisi o dolgu alanları üzerine yaratacağınız yaşam merkezlerindedir. Çünkü yaşam merkezleri 24 saat yaşayan yerler oldukları için o yaşam merkezi üzerinde ciddi ticari faaliyetler ve sosyal faaliyetler yapabilirsiniz. Bugün Türkiye'de özellikle yaz aylarında gittiğinizde işte Bodrum'daki marinalar, Ege'deki marinalar, İstanbul'daki marinalar biraz daha farklı, tatillerdekilerinde daha fazla hayat vardır. Ama yurt dışındakiyle bizim aramızdaki önemli farklardan biri de esasında yatçılık ve marinalar belirli bir yaştan sonra Avrupa'daki insanların bir yaşam kültürü haline gelmiştir. Örneğin bir karı koca emekli olmuştur. Zaten makul bizdeki gibi değildir. Makul bir emekli maaşları vardır. Bir tane yat alırlar kendilerine. Onunla bütün limanları geze geze bir ay orada kala, iki ay orada kala, iki sene, üç sene dünyayı tanırlar. Bu gerçekten çok keyifli bir yaşam tarzı. Hem de fiyatı da makul bir yer. Çünkü onunla gezerken ev kirası ödemezler. Gittikleri karaya gittikleri yerler, çıktıkları yerlerde yeni insanlarla tanışırlar. Yeni mutfaklarla tanışırlar. Hayatlarının emeklilik dönemlerinde özellikle çok ciddi bu tür yatla ilgili yaşam tarzına alışmış Avrupa'da ve Batı'da çok ciddi insanlar var. Ve aklımıza yat denildiği zaman çok lüks şeyler gelir. Bugün çok makul fiyatlı, iki kameralı, üç kameralı yatlar vardır. Hatta Türkiye'de otomobil vergileri çok yüksek olduğu için bazı lüks otomobillerden yarı fiyatına gelebilecek çok keyifli yatlar vardır. Dolayısıyla burada önce bu yaşam tarzını öğretmemiz lazım. Şimdi insanların aklına şu gelir. Ya Ordu'da kaç kişinin yatı olacak? Ben iddia ediyorum. Ordu'da ve Fas'ta'da böyle bir işletme açtığımız zaman 200-250 tane yat sahibi hemen olur. Çünkü ben insanların kulunda arabaları görüyorum Ordu'da ve Fas'ta'da. O arabalara binen insanların o fiyatlardan onları almaması için bir neden yok ki. Bu sadece bir vizyon ve yaşam tarzını edinme meselesi. Bunun için tabii ki toplumu eğitmek lazım. Yine marinanın ticari alanlarında medeni yeme içme ve alışveriş alanları yarattığımız zaman özellikle yaz mevsimlerinde bunlar sabaha kadar açık olan yerler olduğu için şehrin buraları en canlı yerleridir. Düşünün Fas'a yaz aylarında gelen İstanbul'da, Ankara'da, yurt dışında oturan Faslı hemşehrilerimiz geldiği zaman
Bu insanlar Avrupa'dan gelenler var, İstanbul'da gelenler var. Tatil amaçlı geliyorlar ve burada para harcayacaklar. Ailelerini görmeye gelmişler, köylerini görmeye gelmişler. Gidebilecekleri en medeni ortamlar buralardır. Ve buralarda biz ciddi bu işletmelerde hem istihdam sağlarız, hem Fas'taki hizmet sektörünün kalitesini artırırız, hem de ekonomisine gelir olarak çok ciddi katkıda bulunuruz. Bu projeyi de biz yapılış sürece 2 sene kabul edersek, 1 senede üzerindeki ticari alanların hayata geçirilmesi diyelim, kaynağını bulduktan sonra 3 yıl içerisinde çok rahatlıkla artık o yaşamı başlatmış oluruz. Vallahi ben kendi adıma siz seçimi kazanın kazanmayın. Herhangi birisi olsam burada veya bir büyükşehir belediyesini kazanan biri bile olsam peşinizi bırakmam, onu söyleyeyim. Çünkü yani o Karadeniz'e, sadece Ordu'ya, evet, Fas'a değil, Karadeniz'e çok şey getirecektir diye düşünüyorum. Bence de. Yani Giresun'un, çünkü bizim Samsun'un bile... Karadeniz bölgesinde hiç yok bu. Evet. Biz bunun başlangıcı yaparız. Daha sonra belki koşullarına uygun olarak Sinop'u, Samsun'u, bunlar peş peşe geldiği zaman bir Karadeniz sahilinin birbirine sinerji yatan bir yat turizmi ortaya çıkabilir. Hemen... Ege'de şimdi bakın. Ege'de açılan birkaç tane yer var ve bakanlıkların ihalesini yaptığı 3-4 tane koy var. Şimdi bu 3-4 tanesinin marinası da yapıldığı zaman ne olacaktır? Ege'nin içerisindeki iç turizm çok daha farklı ekonomik bir model haline gelecektir. Oralarda oluyorsa bizde niye olmuyor? Ha, aslında bizim koylarımız daha güzel yerler var. Bizim koylarımız keşfedilmedi. Evet. Biz bunları sunamadık, elimizdeki zenginlikler. Aramızdaki fark bu. Üstelik iklim değişiyor. Bakın bu aya geldi. Ben 3 aydan beri buraya gelip gidiyorum. İlk defa dün birazcık yağmur falan gördük. Bugün hava yine güzeldi. Evet. Biliyorsunuz dünyadaki çevrecilerin bir takım tezleri var. Karadeniz'in ısısının artacağı, Akdeniz, Ege bir yerlerde daha fazla kuraklıkların yaşanacağı, dünyadaki doğanın vereceği reflekslerden dolayı ısınmaların artacağı yönünde. O zaman Karadeniz başkalarına göre çok daha da avantajlı olacak. Evet. Belki eğer böyle bir gelişim olursa dünyada, bunun getireceği sorunlar kadar bizim bölgemize sağlayacağı avantajlar da olabilir. Ama tabii bütün bunları yaparken de Karadeniz'in asıl zenginliği olan doğal sularının ve su problemlerinin de iyi planlanması gerekir. Bu Ese kadar. Gireceğiz herhalde orada. Evet. Burada şimdi zaman değil ama hem onlara girmemiz gerekir, hem de Ordu ve ilçelerinde ciddi anlamda da zaten su ve altyapı şeylerle ilgili kanalizasyon gibi problemlerimize devam etmektedir. Dış görüntümüzün, Ordu'nun bu güzel görüntüsünün arkasında bu anlamda tamamlanmamış altyapı yatırımlarımız çok sayıdadır maalesef. Süremizi yavaş yavaş erittik. Evet. 2 dakikamız var. Şimdi aslında bu programda sizinle biz hangi siyasi program yapmadık, sohbet ettik. Hep böyle yani, oluyor bizim evet, biraz. Aynen öyle oluyor. Bir ufuk turu atmak zorunda kalıyoruz. Evet. Hem genelden hem yerelden çok projede konuşamadık, evet, ama bir dahaki programda yine projelerle, hatta örneklerle, özellikle şimdi Marina'nın örnekleriyle devam edeceğiz. Biz projelerimizin sunumlarını Seyit Bey'le birlikte geçen haftan itibaren dağıtmaya, evet, başladık. Neden? Bu 2-3 aylık süre içerisinde projeleri daha somut şekilde akılda kalabilmesi için bunların son 2-3 hafta içerisinde anlatılma ve sunulması çok daha, evet, da algılama açısından daha anlamlı olduğu için bunları zaten yazılı olarak hem sitelerimizde hem de ellerine halkımızın dağıtıyoruz. Bunlarla ilgili sorularını gittiğimiz yerlerde alıyoruz. Dolayısıyla bizim buradaki bu programlarda projelerimizin dışında esasında hayata duruşumuz, hayata bakışımız, tarzımız, tavrımız hakkında da bizi dinleyenlerde bir iki kelime, bir iki cümle bıraksak dahi toplumsal vazifemizin bir kısmını yapmış oluruz. Dilerim ki bizim bu konuşmalarımızda birer cümlede, birer kelimede olsa kendine not çıkarabilecek hemşehrilerimiz vardır. Her konuşmadan hepimiz birer cümle kalsa bedelini ödemeden çok ciddi tecrübeler ederiz. Zaten akıllı ve zeki insanlar başkalarının yaptığı tecrübeleri dinleyerek, öğrenerek kendi hayatlarına uygulayabilme şansına sahip kişilerdir. Öğrenmenin ve kişiliğimizi geliştirmenin sonu yoktur. Biz bu kişisel gelişim ve öğrenme periyodunda hemşehrilerimizle her türlü paylaşımı yapmaya hazırız. Bu anlamda Ordu zaten Karadeniz'in ve Türkiye'nin gerçekten aydın bakışı, entelektüelli ve çok sayıda sanatçı ağırlıklı, çok sayıda bilim adamı yetiştirmesi açısından değerli bir ilimizdir. Bu insan kaynaklarımızın, bu bölgede yaşayan insanlar çoğu farkında değil, çok sayıda bilmedikleri, il olarak, Ordu ilçe olarak Ünye, Fas'ta gibi ilçelerimizde doğmuş, benim gibi belli yaşa kadar gelmiş ama şu anda büyük şehirlerde
ciddi projelerde ve ciddi firmalarda çalışan insanlarımız var. Benim hedeflerimden biri, ben buraya gelirsem bu arkadaşlarımızın özellikle o üstatlık dönemlerinin son dönemlerinde yine bir takım duygusal ve insani motifleri kullanıp onları buraya çekmemiz lazım. Çünkü o arkadaşlarımızın, hepimiz insanız, köşemizde mutlaka çok objektif değerlendirmelerin dışında duygusal ve insani bir şeyler vardır. Eğer biz onları buradaki halkımızın da biz seni istiyoruz gel bize dediklerinde tıpkı benim gibi o arkadaşlarımızın, o dostlarımızın da buraya geleceğini ve en olgunluk projelerini ve eserlerini Ordu ve ilçelerinde vereceklerine yürekten inanıyorum. Çünkü onlar çok değerli kardeşlerimiz. İsimlerini tek tek sayabiliriz yeri geldiğinde. Eğer aslında belediye başkanı olursam da bu kişilerin tamamının yaptıkları işlerle ilgili Fas'ta özel tanıtım programı yapacağım. O insanları burada, bu şehrimizde, burada, Fas'ta, orada Seyit Başkan'ı davet ederek hep birlikte tanıtacağız. Çünkü en değerli hazinelerimiz yetiştirdiğimiz insanlardır. Biz insanlarımıza sahip çıkmalıyız. Onlara tekrar doğduğu topraklara geri getirebilmek için teşvik etmeliyiz. Bu teşvik maddi teşvik değildir. Bu teşvik halkın içten bir talebi ve sıcak bilgisidir. Başka hiçbir şey değildir. Bunu evet. yaptığımız müddetçe biz bu bölgemize o değerli insanları kazandırırız. Bizim kurum olarak da zaten aslında bu tür insanların bir kısa belgeselini yapmak gibi bir fikrimiz var. Bununla ilgili isimlerle alakalı evet, yani sizin, görüşmek isteriz. Sizin böyle bir program şeyiniz varsa tabii ki o programlar muhtemelen gelecek kış dönemine hazırlayacağınız programlardır. Gerçekten hem tıp alanında hem sanat alanında hem de business dünyasında hatta spor dünyasında bu isimleri hep birlikte ortaya koyalım. Hatta bir hafta sonu gelirken getirebildiklerimizi burada getirip konuşturalım. Buradaki insanlarla bunları buluşturalım. Çünkü o insanların da bu tür içinde kalmış duyguları var. Evet. Onları çok azıcık motive edersek aramızı alabiliriz. Benim buradaki bu 3 aylık periyod içerisindeki heveslerimi onlara aktardığımda muhtemelen onlar da motive olacaklardır diye ümit ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Suvar. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Yani keyifli bir sohbet oldu diye düşünüyorum. Bir dahaki programda dediğimiz gibi özellikle o Marina'nın görsellerini mutlaka biz evet. ben sizinle iletişime geçerim, onu organize tamam. ederiz olmazsa. Çünkü biz bu koşuşturma içerisinde bazı şeyleri yanımıza gelirken almayı daldırabiliriz. Çok profesyonel bir ekiple çalışmıyoruz netice itibariyle. Gönül isterdi ki daha bir profesyonel ekiple çalışayım ama bu bizim ilk deneyimiz. Biz o profesyonelliğimizi sorumluluğumuzu aldığımızda zaten yerine getiririz. Ve ordunun çok daha iyi şeylere layık olduğunu, büyük şehir ismini adında büyük olduğu için değil, yaptığı projelerle, içinde yaşayan insanların yaşam tarzlarıyla ve bu şehri yöneten yöneticilerin Türkiye'ye gündeminde oturmasıyla büyük şehir unvanı alacağına inanıyorum. Ordu'yu büyütmek, Fas'ı büyütmek bizim bir yerde artık boynumuzun borcu bu saatten sonra. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Evet.